Ya sen Ferit? İyiyim. Hiç iyi görünmüyorsun ama. Ya en azından neyin olduğunu söyle, ona göre biz de bir tedbir alalım. Sen tedbirini aldın zaten. Uzak dur da sana da bulaşmasın. Ne yapacağız şimdi Hamza? Bekleyeceğiz balım. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Ya gerçekten hastalık varsa? Ya babacanlar, baba kızlar. Ya hastalık varsa çaresi de var. Ha? Değil mi? Hem Atatürk bile ne demiş? Beni Türk hekimlerine emanet et. Demiş mi dememiş mi? İyi ama o zaman kuş gribi yokmuş. Ya ne kuş gribi canım şimdi? Nereden çıkarıyorsunuz ya? Böyle grip garip konuşma ya. Görevliler konuşurken duydum. Yanlış duymuşsun. Velvele yapma Süzi. Yok öyle bir şey. Hayretmiş. Kardeşim diyelim ki oldu. Hadi olmaz ya. Hadi diyelim ki oldu. Ya babacanlar bakın. Dert veren Allah dermanını da verir. Ya bak bu sayede ne güzel hep beraber oturuyoruz değil mi? Vallahi kağıt olsa pişti oynardık ha. Yapma Hamza. Moral vermeye çalışıyorsun ama hiç sırası değil. Oo, ne bu böyle canım karamsar karamsar? Şş, vallahi hepinizin üstüne sanki ölü toprağa serpilmiş ya. Bak herkes öyle. Ya şş, baba canlar, teyze canlar, amca canlar. Ya bir toparlanın ya. Bakın hepiniz sevdiklerinizin yanındasınız. Göz göze kol kolasınız. Var mı bundan ötesi be? Ha? Ya bir şey olsa bile. Bakın sevdiğinizin yanında olacağız. Ya hayat dediğin öyle sevmekten başka nedir ki? Yemin ediyorum ucunda ölüm bile olsa benim için rahat. Çünkü benim sevdiğim yanımda. Gerisi yolu. Değil mi Liz? Oturun, oturun. Kızım ben sana zırt pırt alaya gelme dememiş miydim? Özür dilerim baba. Annenin yüreğine inmiştir. Niye geliyorsun buralara? Git dolaş arkadaşlarınla. Bak kapalı kaldım burada. Olsun. Dışarıda olsaydım aklım sende kalacaktı. İyi ki buradayım. Komutanım, bir açıklama yapacak mısınız? Herkes başka bir şey söylüyor. Neye inanacağımızı şaşırdık. Haklısınız. Sizi habersiz bıraktığım için özür dilerim. Ama bu olaylar bizi de sersemletti. Kuş gribi diyorlar, doğru mu? Hayır. Sizi yanıltmak istemem. Ama kesin bir şey yok. Ancak kuş gribinden şüpheleniyor. En geç yarına kadar kesin sonuçlar elimize geçecek. Ya gerçekten kuş gribi ise? Asker oğlunuz mu? Evet. Kendim için değil zaten. Onun için endişeleniyorum. Bakın, bu da benim kızım. Ben de korkuyorum. Ama inşallah korkulan başımıza gelmez. Devlet gerekeni her halükarda yapacaktır. Bundan şüpheniz olmasın. Asker, konuşmanı duydum. Aferin sana. Kızım dahil buradaki herkes sana emanet. Emredersiniz komutan. Tertip. Şişt, tertip. Ula inşallah bulamayık ha. Abicim kaç gündür görmüyorum zaten. İster misiniz Göktepe'nin oralarda olsun? Ah olabilir. İnşallah da öyledir ha. Ah be tertip, ah be tertip. Oo, tam da alaylı olacak günü buldum be oğlum ya. Ne yapacağız beyler? Ulan götürüp teller güden dışarı salalım. Ne dersiniz? Bilmiyorum. Ulan niye bilmiyorsunuz ya? Ulan elmiş diyelim, kovalayalım, arkasından taş atalım. Ne dersin Vedat ha? Ya Cemal, tamam tertibi korumaya çalıştığını biliyorum ama... Abi yapamayız be. Ulan niye ki ya? Kimse duymaz ya. Onun için değil be Lazio. Şimdi yani hastalık taşıyorsa, biz de onu salarsak başkalarına bulaştıracak. Tamam abi, tertibe bir şey olmasını biz de istemiyoruz tabii ki de. Abi dışarıda daha bir sürü insan hayvan var, onları da düşünmeliyiz. Hop. Ya
Neredesin sen ya? Neredesin yarım saattir? Neler aldım neler? Ne? Ne aldın? Nerede başörtüyle tuvalet malzemeleri? Ulan sattın mı yoksa? Ne alakası var oğlum? Ne satması ya? Sonra alacağız diye bakkala emanet et. Bana bak, bütün paramızı harcamadın değil mi? Bütün paramız mı? Vallahi ben cebimde ne varsa verdim. O zaman bütün paramızı harcadım. Allah var ya Allah. Lan senin kırmızı beni, seni ne yapmak lazım ya? Sen var ya, ya sen bir ayısın, sen pis boğazsın ya. Bırak bunu derim, bırak. Parayı bunun eline veren de kabahat. Neyse, buluruz bir çaresini. He vallahi ya, ağzından bal damlıyor. Kadir abim benim. Olayın keyfini çıkartın ya. Bak ne güzel, karşımızda deniz var, nevalemiz var. Oh! Ya Denizciğim, akşama da yemekle karışmışık vardı ha. Bizimkiler şimdi ne yapıyordun acaba? Buldunuz mu köpeği? Onun adı köpek değil. Tertip. Tamam tamam, tertip. Ne yapacaksınız ona? Hiçbir şey. Sadece mikrop taşıyıp taşımadığına bakacağız. Canını acıtmayacaksınız değil mi? Kan alacağız sadece. Bana bak uşağım. Görevinizi yaptığınızı biliyorum. Allah razı olsun, bizi iyileştirmeye çalıştınız. Ama tertibe bir şey olursa, Karadenizliyim ben. İnat edir. Yılanın deliğine bile cürsen oraya bulurum seni. Hadi bakalım oğlum. Git amcanın yanına. Yaramazlık da yapma. Gel. Gel Levent, gel. Nerede misafir edeceğiz sivilleri? Her şeyi ayarladınız mı? Gerekli düzenlemeleri yaptık komutanım. Sivillere bizim koğuşlardan birini vereceğiz. Peki askerler nerede kalacak? Hava güzel komutanım. Dışarıda panço çadırlarda yatırmayı planlıyoruz. Aman dikkat edin. Bir eksikleri, bir ihtiyaçları olursa ilgilenin. Hepsinin canı çok sıkkın. Merak etmeyin komutanım. Hepsiyle kendi kardeşimmiş gibi ilgileneceğim. Ha Levent, senin şu zibidiler kendi aralarında oyunlar yapıyorlardı. Bu akşam da bir şeyler yapsın da hem sivillere hem de askerlere...